Selamlar. Bu videoda yükselen burcu akrep olanların 2022 yılına ait ana temalarından bahsedeceğim ama aynı zamanda akrep burcunun belli dönemlerinde doğmuş kişilerin de aldığı transitlere değineceğim. Şimdi 2022 yılı özellikle ay düğümleri Ocak ayından itibaren boğa ve akrep eksenine geçiyor. Dolayısıyla sizi bu dönemde 2023'ün hatta ortalarına kadar ilgilendirecek şekilde ilişkiler alanında, ortaklı konularda, kendi isteklerinizi, kişisel arzularınızı, şahsiyetinizi ilgilendiren konularda önemli bir takım dersler ve değişikliklerin gündeme geleceği anlaşılıyor ki Ocak ayına itibaren ay düğümleri yer değiştirince önümüzdeki dönemdeki tutulmalar da boğa ve akrep ekseninde, yani bu burçlarda oluyor. Şimdi tabii ki böyle bir dönemde esasında ilişkiler üzerinde, evlilik hayatında, paylaşımlı konular içinde, ortaklıklar içinde demek ki yeni tecrübeler, yeni imkanlar ve fırsatlar da var anlamına geliyor. Fakat siz bazen bunu kendi içinizdeki streslerden, kaynamalardan, değişiklik arzularından dolayı biraz zorlayabilirsiniz ya da bir takım kendi yönünüzde gitmek istediğiniz için, kendiniz dümende kalmak istediğiniz için ya da kendi başınıza vereceğiniz kararlarla bir takım karışıklıklara da yol açabilirsiniz. Yani burada biraz esasında ortaklı konulara daha fazla güven duyma ihtiyacı var, ortaklıkları geliştirme imkanı var, orada fırsatlar var ama siz kendiniz belki bazı sıkıntı ve sorunlar da çıkarıyor da olabilirsiniz. Dolayısıyla kendi şahsi istek ve davranışlarınızda biraz kendinize yönelik konularda, ki buna sağlık bile dahil olabilir, biraz daha sakin ve daha dengeli kalmaya bakmalısınız. Şimdi bu tema özellikle 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla daha da belirgin hale gelecek ve 30 Nisan'dan bir sonraki tutulma, 25 Ekim'deki tutulmaya kadar özellikle para konularında, yani maddi alanda ya da yeni gelir kaynakları yaratmak, çalışma konuları yaratmak, çalışma imkanları yaratmak açısından oldukça güzel imkanlar var. Yani bu tutulma hem ortaklı konuları, evliliği, ilişkileri hem de başkalarından gelebilecek kaynakları olumlu yönde destekliyor. Fakat 25 Ekim'de gerçekleşecek ve sizin burcunuz akrepte gerçekleşecek olan güneş tutulması biraz daha çalkantılı olabilir, biraz daha yorucu olabilir. Zaten o dönemde Mars'ın da geri gitmeye başlayacağını göreceğiz. Dolayısıyla 25 Ekim 2022'den sonra gündeme gelen temalarda biraz sizin yakın çevrenizi ilgilendiren konularda, belki bir iş konusu, belki yakın çevrenizde, düşünce dünyanızda özellikle sizi meşgul eden bir yoğunluk, bir sorumluluk, belki kardeşler, yani biraz daha böyle kafanızda, düşünce dünyanızda sizi daha fazla ağırlaştıran konular, sorumluluklar gündeme geliyor olabilir. Bu bazı şahsi konularda olumsuz değerlendirmelere de yol açabilir. Bu dönemde ilişkileri değerlendirmek ya da iyi kullanmak açısından biraz daha zorlanabilirsiniz. Biraz daha yorucu, biraz daha çalkantılı bir sürece benziyor. Dolayısıyla ay düğümlerinin bir kere böyle bir tema getirdiğini görelim. Ve bunun yanında tabii kariyer ve sorumluluk gezegeni Satürn'de 2020'den bu yana zaten Saka burcunda ilerlediği için sizin aile, yuva, yerleşim konularını daha da yoğunlaştırmakta. Yani son 2020'den bu yana evdeki sorumluluklar artmış olabilir. Bu bazen bir aile kurmakla da alakalı olabilir. Kimi zaman bir işten ayrılmak, yeni bir iş açmak süreci şeklinde olabilir. Biraz evde, aile içinde sizi psikolojik açıdan mutsuz eden ya da sorumlu kılan konular da gündeme gelebilir aynı zamanda. Bu bir ölçüde devam ediyor tabii. Yani Satürn'ün akrepleri de genel olarak test ettiğini zaten görüyoruz. Biraz Satürn kariyer alanında bir dip noktaya, biraz bir şeyleri bitirip yeni süreçlere başlama zorunluluğuna işaret ediyor. Ancak
Jüpiter özellikle 11 Mayıs'a kadar sizin aşk, mutluluk, keyif, çocuklar alanını, yetenekler alanını aydınlatmakta. Dolayısıyla 11 Mayıs'a kadar olan dönemde kendinizi daha akışta hissedeceğiniz, daha yaratıcı hissedeceğiniz, size mutluluk veren, keyif veren konulara zaman ayırabileceğiniz imkanlar var. Bu sürecin içinde aşkta da mutluluk artabilir. Yani bir çocukla ilgili, bir çocuğun doğumu belki söz konusu olabilir. Yani bir mutluluk veren olaylar, imkanlara bir kapı açılıyor 11 Mayıs'a kadar olan dönemde. Ayrıca bu tema 28 Ekim ile 20 Aralık arasında tekrar gündeme gelecek esasında. Yani yılın sonunda da tekrar bir kere daha Jüpiter'in bu getirdiği rahatlama, gevşeme, yaratıcılık imkanları, mutluluk veren temaları ve daha keyifli, daha ödüllendirici olabilecek imkanları getiriyor. Ama 11 Mayıs'tan sonra çalışma hayatına yönelik koşullar hız kazanmakta ya da biraz uğraştırıcı konular daha çok gündeme de gelebilir. Yani hani çalış 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 gibi çok da fazla belki hemen karşılığı olmayan bir çalışma olabilir bu. Belki çalışma hayatınızda yabancılarla ilgili işler artabilir, eğitimler artabilir, hacimler artabilir. Yani iş artabilir. Kazançları belki hemen artmasa da işte bir yoğunluk ve hareketlilik söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şimdi bunların dışında yavaş hareket eden tabii gezegenleri de sizi direkt olarak etkiliyorlar. Şimdi 2018'den bu yana ilişkiler alanında, evlilik hayatında belki çok sürpriz olaylar gündeme geldi. Belki bunlar kopartıcı da olmuş olabilir ya da yenileyici olmuş olabilir. Sürprizler yani daha olumlu anlamda da olmuş olabilir ve bu süreç biraz sizin ilişkileri yeniden anlamanıza ya da değerlendirmenize, oradan bir takım yeni enerjiler, yeni hevesler çıkarmanıza da yardımcı oluyor bir yandan da. Şimdi Akrep Burcu'nda doğanlar açısından da bakıldığında eğer 3-11 Kasım doğumlu bir akrep iseniz Uranüs'ün kare açısı esasında hayatınızda yaratıcı alanda ve yapmak istediğiniz konularda biraz daha dinamik, daha fazla özgürlük arayan, biraz böyle baş kaldıran enerjiler getiriyor. Eğer hani gençseniz belki bu bir babayla ilişkinizde ya da otorite figürleriyle ilişkinizde bir takım sarsıntılı durumlara işaret edebilir. Böyle bir süreç genel olarak daha çok şey yapmak isteği, daha bağımsız kalma isteği ve size daha fazla risk getiriyor, daha fazla heyecan getiriyor. Biraz kendinizi, kişiliğinizi hani çok da belki yakıp yıkmadan belki kullanabilirseniz bir takım değişiklikleri de cesaret ederseniz iyi olacak. Yani bu Uranüs transiti oldukça cesaret getiren, kimi zaman sarsan değiştiren bir özelliğe sahip. Dolayısıyla mesela bunu erkek figürler üzerinden, kadınlar mesela babalarıyla ya da eşleriyle ya da genel olarak iş hayatında da otorite figürleri üzerinden bir ani bir durum, bir uyanış, değişiklik teması olarak yaşayabilirler. Neptün de 2011'den bu yana balıkta ki Neptün burada yükselen akreplerin pek çoğuna hani yeni uğraşlar, hobiler, yaratıcı çalışmalar, daha fazla esin aldıkları imkanlar getiriyor esasında ve aynı zamanda eğer siz 13-18 Kasım doğumlu bir akrepseniz Neptün'ün de yine yumuşak böyle esin veren, ilham veren, daha böyle sizi masalsı, biraz daha böyle rüyalı bir duruma sokan transitten yararlanabilirsiniz. Hani bu biraz böyle rahatlamaya, gevşemeye benziyor aynı zamanda. Ben hani Neptün'ü hep böyle pasifloraya benzetirim. Pasiflora içmek gibi biraz böyle rahatlamak, gevşemek bu. Bir noktada yaratıcı çalışmalar içinde olanlar, sanatçılar, yazarlar ya da bir şekilde sanatla iç içe olan insanlar açısından çok ilham verici bir transit. Ama biraz da böyle dağılma ve fazla gevşemeye de neden olabilir. Biraz esasla bırakmamak da lazım. Yani tamamen pasifize de etmemeli bu transit. Plüton, o da 2007'den beri Oğlak'ta ki yükselen akreplerin
özellikle iş konularına, tasarımla ilgili konular, eğitimle ilgili konular, ticaret, bütün görüşmelerine ve yazışmalarına bir odaklanma ve yakın çevrelerindeki insanlarla daha fazla mücadeleye neden oluyor ki bu yükselen akreplerin kendilerini anlatmak anlamında, iletişim kurmak anlamında biraz daha yoğun bir sürecin içinden zaten geçtiklerini gösteriyor ki bu trans zaten tamamlanmak üzere önümüzdeki sene. Ancak yine de mesela akrebin 18-21 Kasım tarihleri arasında doğmuşsanız, akrepseniz, Plüton'un biraz sizi bu süreçte kariyer alanında daha fazla güçlendireceğini söyleyebiliriz. Size daha fazla dönüşüm ve yenilenme, takım çalışmaları yoluyla iş hayatında zekanızı daha odaklı kullanma ve bir takım amaçlarınıza konsantre olmak ve kimliğinizi, kişiliğinizi güçlü bir şekilde göstermek, daha karizmatik davranabilmek için bir takım imkanlar sunduğunu da söylemeliyim. Şimdi yılın da geçişlerine bakacak olursak, bu dönemde 24 Ocağı kadar olan dönemde para konularına, birikimleri kullanmaya, biraz maddi konularda daha sakin davranışlara dikkat etmek lazım. Burada harcamalar, masraflar daha fazla olabilir. Cebinizdeki parayı kullanmak açısından biraz daha problemli bir döneme benziyor. Sonra 24 Ocak ile 6 Mart arasında yine kafanızda belki yeni projeler, daha fazla odaklanma, zihinsel olarak meşgul eden konular, öğrenciyseniz daha çok eğitim konulu işler, sınavlar, projeler, yazılar, daha çok böyle iletişimin ve zekanın daha perçinlendiği ve biraz da keskinleştiği bir döneme benziyor ki burada özellikle 3 Mart civarına dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 6 Mart ile 15 Nisan arasında burası kariyer açısından biraz daha düşük bir dönem olabilir. Bir takım bitişler, sonlanmalar olabilir, bazen istifalar olabilir. Burada eve yönelik konular, aileye yönelik konular da ağır basabilir. Hani yükselen akrepleri açısından biraz challenge eden, biraz mücadele getiren bir döneme benziyor. Biraz ev, aile, güvenlik konuları, toprakla ilgili konular, babaya ait konular, burada biraz daha yorucu bir tempo var. 15 Nisan, 25 Mayıs arasında koşullar enerjinizi kullanmak açısından daha akıcı gözüküyor. Yaratıcı konular, aşk hayatında hareketlilik, daha fazla kendinizi belki maceracı hissedeceğiniz, daha spekülatif davranacağınız bir dönem olabilir. Aşkta kıskançlıklara da belki onlar da ortaya çıkabilir. Biraz daha kendinizi kaptırabileceğiniz bir dönem. Özellikle de 18 Mayıs civarında bu konuya biraz daha dikkat etmek var. Burada çok gözü kapalı davranmamakta da fayda var. Sonra 25 Mayıs 5 Temmuz arasında işle ilgili konular, çarklar hızlanmaya başlıyor. Yani daha fazla çaba var, iş ortamında yeni konular, yeni projeler ya da yeni bir iş de olabilir. Biraz uğraştırıcı bir dönemde olabilir. Bu dönemde sağlığınıza, mesleki sağlıkla ilgili konulara, bedenle ilgili konulara, hastalıklara dikkat etmek lazım. Ya da kazaya nedeni olabilecek konulara, genel olarak söylüyorum. Ama iş hayatına da bir hızlanma getiriyor ve yeni fırsatlar da getiriyor olabilir. Özellikle 29 Mayıs civarında. Sonra 5 Temmuz 20 Ağustos arası burada bir vites değişikliğinden bahsedebiliriz. Yani bir takım işler, bir takım projeler hızlanıyor olabilir. Ortaklı konulara odaklanmak gereği var aynı zamanda. Eğer ilişkilerinizde bir çatışma, karşıtlık, muhalefet varsa bunları çok iyi yönetmek gerekebilir. Orada biraz sakin olmak gerekir. Biraz evlilikte tartışmalar varsa orada bir takım sıkıntılar, tartışmalar daha çok hararetlenebilir. Bu konular, yani güvenle alakalı konular, istikrarla alakalı konular biraz zorlanabilecek gibi gözüküyor aynı zamanda. Ve sonra 20 Ağustos sonrasına baktığımızda kritik bir süreç başlayacak. Çünkü burada yılın ikinci yarısı neredeyse Mars önümüzdeki yılın 2023'e kadar yani İkizler Burcu'nda kalacak ve doğal olarak bu alan yükselen akreplerin biraz krizli konuları anlatan bir yeri. İçinde yatırımların, ortaklı konuların, borçların, finansal konuların, yatırımların, biraz böyle korku ve endişe yaratan konuların olduğu bir alan.
Dolayısıyla zaman zaman 2022'nin Ağustos'undan sonra ama özellikle de Mars'ın gerilemeye başlayacağı 30 Ekim'den sonra bu konularda daha sakin düşünmek gerekiyor. Yani yatırım konularında, borç alacak konularında, miras konularında, eşin para durumu konularında ya da sizinle ilgili belki kriz çıkaran bir konu, bir operasyon, bir sağlık konusu da gündeme gelebilir. Buraları aceleci düşünmemek lazım ve biraz da finansal konularda riske girmemek daha doğru olur. Özellikle 30 Ekim'den sonra. Yani 30 Ekim'den sonra iş hayatınızda orada biraz çalkantılı olabilecek koşulların gündeme gelebileceğini söyleyelim. Ama genel olarak bakıldığında da bu yıl daha fazla hareket imkanı da getiriyor aynı zamanda. 2022 yılının size başarı, sağlık, mutluluk, keyifler getirmesini dilerim. İyi günler.